Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve izleyicileri, Ankara Kulisi'ne artık videolu olarak da YouTube hesaplarımızdan da sizlerle birlikte paylaştığımızı söylemiştik. İkinci günümüzdeyiz, haftanın da ikinci günündeyiz. Peki bugün neler var? Malum bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle grup toplantısında olacak gözlerimiz. Zira son günlerde bir tartışma vardı. Çakıcı'nın açıklamaları, Çakıcı'nın açıklamasının ardından Bülent Arınç'ın açıklamaları vardı. Bülent Arınç'ın açıklamalarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi vardı. Bu tepki ne gibi sonuçlar yaratacak, bunlara bakacağız. Tabii bir diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldığı tehditler ve son dönemde yaşananlara dair neler söyleyecek, bunlara da bakacağız. Fakat esas noktamız Cumhur İttifakı olacak. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ne gibi mesajlar verecek, bunlara bakacağız. Dün sormuştuk, Cumhur İttifakı dağılabilir mi demiştik. En azından şu an itibariyle bunu biliyoruz ki Cumhur İttifakı'nda bir dağılma sürecini söylemek için, konuşmak için çok erken. Zira öyle görünüyor ki Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent Arınç'ın sözlerini mahkum etmesiyle birlikte gelinen noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istediğini almış gibi görünüyor. Hatta artık Bülent Arınç'ın istifa edebileceği konuşuyorlar. Fakat tekrarlayalım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden değil, daha çok Yüksek İstişare Konseyi'nden, yani Cumhurbaşkanlığındaki görevinden istifa edebileceği belirtiliyor. Belki burada şunu söylemek mümkün, MHP bir bedel istiyordu. Milliyetçi Hareket Partisi tüm bu açıklamalardan sonra, reform söylemlerinin ardından aslında sınırları kendisinin belirleyeceğine dair çeşitli açıklamalar yapmıştı. Reformun eğer ekonomiyi kapsayacaksa olumlu olacağını söylemişti. Fakat eğer burada bir demokrasi, bir hukuk alanında reform yapılacaksa bunun için sınırları ben çizerim noktasında bir tepki göstermişti. İşte o tepkinin sonucunda AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir geri adım atmak zorunda kaldı. Bülent Arınç'ın sözlerine gelen tepkileri belki de böyle yorumlamak mümkün sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Öte yandan şunu belirtmekte fayda var. Artık MHP'nin bu açıklamalar karşısında bir bedel istediğini görüyoruz. Bu bedel nasıl olacak? Arınç'ın istifasıyla sınırlı mı kalacak? Bunları da göreceğiz ama AKP'nin ağır toplarından olan Arınç'ın kan kaybetmesi, bir noktada geri çektirilmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında geri adım atması AKP açısından biraz daha işlerin zorlaştığını, biraz daha konunun ağırlığın Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçtiğini, Cumhur İttifakı'nda güçler dengesinin daha fazla biçimde MHP'nin elinde olduğunu göstermiş oluyor. Öte yandan Ankara kulisleri bu birlikteliği, yani Cumhur İttifakı'nı artık sadece %50 artı bir oy oranı üzerinden değerlendirmiyor. Bir diğer noktada da değerlendirme noktası da tabii ki bürokrasideki güç dengelerinin de Milliyetçi Hareket Partisi lehine değiştiğini gösteren önemli bir kanıt olarak değerlendiriyor. Son dönemde, son günlerde yaşananları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını. Tabii bir diğer yandan başka bir konu daha konuşuluyordu ama şimdilik bu konunun da üzeri örtülmüş gibi görünüyor. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı noktasından acaba bir Türkiye İttifakı noktasına gelinebilir mi sorusu. Yani MHP'nin özellikle Cumhur İttifakı'ndan kopması, çıkarılması ya da devre dışı bırakılması, bunun yerine belki CHP, belki İYİ Parti ile birlikte bir hareket gerçekleştirmesi mümkün olabilir mi soruları vardı. Tabii CHP'nin de İYİ Parti'nin de bir dayatması var. Artık bizler parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek istiyoruz dayatması vardı. Ama buradaki esas nokta o mu, yoksa burada esas olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin güç kazanmaya devam etmesinin esas noktası parlamenter sistemin karşısında durması mı, yoksa mevcut sistem içerisinde bürokrasideki gücünü daha da artırması mı, bunu bilmiyoruz. Fakat özellikle Türkiye İttifakı'nın birkaç gün ciddi bir ihtimal olduğunu, fakat şimdilik bu ihtimalin devre dışı kaldığını, ancak bu ihtimalin tamamen ortadan kaldırılmadığını söyleyelim. AKP'de moraller fazlasıyla bozuk, zira Millet İttifakı karşısında güç kaybeden Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi karşısında alan kaybeden bir Adalet ve Kalkınma Partisi ile karşı karşıya Türkiye. Öte yandan bir diğer husus, koronavirüs pandemisiyle mücadele. Koronavirüs pandemisiyle mücadelede işler istenildiği gibi gitmiyor. Vaka sayıları artmaya devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi üzerinde, AKP üzerinde, özellikle yeni ekonomi yönetimi üzerinde çok ciddi bir baskı var.
kapanma gerekiyor. Başka hiçbir çare yok gibi görünüyor. Ancak bu kapanmanın gerçekleştirilebilmesi için de ekonomi yönetiminin ciddi biçimde bir harcama yapması gerekiyor. Özellikle esnaf için, özellikle üretim sektörü için ciddi bir harcama yapması gerekiyor. Fakat ekonomi sektörü bu harcamanın göze alınamayacağının altını çiziyor. İşte tüm bu nedenlerden dolayı da koronavirüs pandemisi de Ankara'daki önemli bir diğer gündem başlığı halinde. Gelin görün ki bu gündem başlığını halkın sağlığından yana çevirebilmek için, halkın sağlığından yana koruyabilmek için ise yeterli argüman bulunmuyor. Zira ekonomi yönetimi, yeni işe başlamış olan ekonomi yönetimi bir tercih yapmak zorunda ve şu an itibariyle tercihi ekonomiden yana kullanıyorlar. Bu noktada da yeni ekonomi yönetimini ciddi bir sınav bekliyor. Önümüzdeki günlerde rakamlarla ilgili yeni oynamaların yapılabileceği iddiası da işte tam da buraya dayandırılmış durumda. Kısaca özetleyecek olursak Ankara'da toz duman arasında ciddi bir sıkışmışlık söz konusu. Bir yanda Cumhur İttifakı içerisinde güç dengelerinin değişmesiyle zorluk yaşayan AKP, bir yanda ekonomi yönetiminin göreve başlaması ve göreve alışmasıyla zorluk yaşayan AKP, bir diğer yanda da elbette ki koronavirüs pandemisinin baskısıyla uğraşmak zorunda kalan, korona, sağlık ve emek arasında tercih yapmak zorunda kalan AKP ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönem fazlasıyla sıcak geçecek gibi görünüyor. O hep söylediğimiz sözü tekrarlayalım. Sıcak bir kış Türkiye'yi bekliyor diyelim. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'ni bugünlük bir noktalayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da aynı saatte görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.